LG'nin Mobil Dünya Kongresi'ne gelmeden önce duyurusunu gerçekleştirdiği X serisinin ilk üyelerinden bir tanesi X-Screen. X-Screen, screen kelimesi yani ekran kelimesinden de anlaşılacağı üzere ekran deneyimine odaklanan bir akıllı telefon ve üstte görmüş olduğunuz ikinci bir ekran sayesinde bu telefon ana ekranın yanında farklı bir ekranı daha kullanma ve işlevleri daha da arttırma imkanları daha da genişletme fırsatı veriyor. LG X-Screen'de 4.93 inç HD ekran yer alıyor. Bu HD ekranın parlaklığı iyi seviyede. Her ne kadar 720p çözünürlükte olsa da, piksel yoğunluğu biraz düşük olsa da bu ekranın iyi bir deneyim sunduğunu söyleyebiliriz. Renk doygunluğu açısından da çok fena sayılmaz. Renkler biraz soluk gibi görünüyor ancak genel anlamda LG X-Screen'in görüntü deneyimi, görsel deneyimi optimumda olacak gibi görünüyor. Üste görmüş olduğunuz ekran 1.76 inç 520x80 piksel çözünürlüğe sahip ve bu ekran sayesinde çeşitli işlevlere kolaylıkla ulaşmak veya favori uygulamanızı eklemek, medya kontrollerini yapmak ve bunun dışında farklı kısa yolları eklemek, kişileri eklemek mümkün oluyor. Favori kişilerinizi buraya ekleyerek bu kişilere çok daha rahat şekilde ulaşmanız mümkün olacaktır LG X-Screen'e. LG X-Screen tasarımına baktığımızda iki cam yüzey arasında metalik görünümlü bir plastik çerçevenin bulunduğunu görüyoruz. Oldukça şık ve sağlam görünen bir tasarımı var. Bulunduğu segmente, orta segmente uygun düşecek bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Arkada ve önde yer alan cam yüzeyler parmak izini biraz fazla topluyor. Bunu bir dipnot olarak belirtelim. LG X-Screen'in arkasında yer alan kamera 13 megapiksel çözünürlüğe sahip. Önde de ülkelere göre değişen, pazarlara göre değişecek şekilde farklı çözünürlükte kameralar yer alabiliyor. Buradaki kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bunun dışında 2300 mAh kapasiteli bir pil var telefonda. 4 çekirdekli 1.2 GHz işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve microSD kart yuvası LG X-Screen'in sunmuş olduğu özellikler arasında. LG X-Screen sayesinde daha önce LG'nin çıkarmış olduğu LG V10'un İkinci ekran deneyimini orta segment bir telefona taşınmak mümkün hale geliyor. LG X-Screen'i bu şekilde pazarlıyor. Eğer ekranı sık kullanan, ekranda normalin dışında farklı bir işlev gerçekleştirmek isteyenler varsa ve fazla da para vermek istemeyenler varsa onlar için LG X-Screen uygun bir seçenek olabilir gibi görünüyor. Mobil Dünya Kongresi'ndeki gezintimize devam ediyoruz. Videolarımızı teknoblog.com'dan ve youtube.com/teknoblog kanalından ulaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.